Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün MediaMarkt Marmara Forum mağazasındayız ve Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı Galaxy Z Flip 4 modelini inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda farklı telefon formlarının karşımıza çıktığını görüyoruz. Özellikle katlanabilir telefon tarafında Samsung piyasanın başını çeken taraf Galaxy Z Fold ve Z Flip serisi modellerinin ilgi gören modeller arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz aylarda Samsung düzenlediği Unpacked etkinliği ile Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 ve kablosuz kulaklık, akıllı saat gibi modellerini tanıtmıştı. Biz de MediaMarkt Marmara Forum mağazasında Galaxy Z Flip 4 modelini inceleme fırsatı bulduk. Dilerseniz modelin tasarımıyla başlayalım. Cihazı elimize aldığımız zaman katlanabilir bir panel bizleri karşılıyor. Cihazın asıl amacı normal bir telefon boyutunu katlanarak daha kompakt bir hale getirmeye çalışmak. Tabii ki bu katlanmasının yanı sıra aynı zamanda ikinci bir ekranı da var. Bu ekran tarafına da önümüzdeki dakikalarda değineceğiz. Bunun dışında telefonu katladığımız zaman yan tarafında oldukça boşluksuz bir yapı bulunuyor. Bu da menteşe tarafında özellikle Samsung'un Flip serisinde serinin önceki modellerine kıyasla daha başarılı bir yol izlediğini ve kat izi ve menteşe boşluğu gibi sorunlara önemli ölçüde çözüm getirdiğini söyleyebiliriz. Cihazın katlanabilir yapısını açtığımız zaman ekran tarafına baktığımızda oldukça ince çerçeveler bizleri karşılıyor. Bu ekran 6.7 inç boyutunda olmasına rağmen sanki daha büyük bir ekranmışçasına bir hissiyat yaşatıyor. Bunun en temel sebebi bu ince çerçevelerin olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda ortadan katlandığı için kullanıcıların aklında şöyle bir soru işareti kalabilir. Bu telefonun ekranında kat izi sorunu bulunuyor mu? Hayır arkadaşlar, Samsung seriye ait tanıttığı son modelde bu soruna önemli ölçüde bir çözüm getirmiş ve parmağımızı ekran üzerinde gezdirdiğimiz zaman herhangi bir parmak takılması yaşamadan aynı zamanda gündelik kullanımda mesajlar arasında geçiş yaparken, yani bu katlanabilir ekranın katlanır kısmı üzerinde parmağınızı gezdirdiğiniz zaman sizi rahatsız etmeyen bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın arka panelini elimize aldığımızda özellikle katlanır kısmında hoş bir çerçeve yapısı bulunuyor. Bununla beraber farklı renk seçeneklerinin de olduğunu belirtelim. Aynı zamanda kamera kurulumunun yanında 1.9 inçlik bir ekran bulunuyor. Bu ekran ile ilgili yaşadığımız deneyime de az sonra geleceğiz. Dilerseniz cihazın teknik özellikleriyle devam edelim. Samsung Galaxy Z Flip 4 ekran tarafında 6.7 inçlik Full HD Plus Dynamic AMOLED bir ekran sunuyor. Cihazın arka tarafında bulunan ekranında 1.9 inçlik Super AMOLED bir panelden yararlanıldığını da belirtelim. İşlemci tarafına baktığımız zaman Qualcomm tarafından geliştirilen 4 nanometre üretim sürecinden geçen Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongası bulunuyor. Bu işlemciyi desteklemek için ise 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanında bulunduğunu belirtelim. Cihazın işlemci tarafında sunduğu özellikleri değerlendirecek olursak, Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisi 4 nanometrelik bir üretim sürecinden geçtiği için verimlilik ve performans tarafında bizden tam not aldığını söyleyebiliriz. Oyun performansını henüz burada deneyimleme fırsatımız olmadı. Fakat ofisimize gelen Galaxy Z Flip 4 üzerinden bir yorum yapacak olursak, zaten piyasadaki en güçlü işlemciyi kullanan bir telefon olduğu için hem oyun tarafında hem de çoklu işlem tarafında işlemcinin kasmadığını, bununla beraber bu işlemciyi destekleyen RAM'in de gayet yeterli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden donanım tarafında amiral gemisi bir akıllı telefon olduğu için Yonga tarafında aklınıza hiçbir soru işareti kalmaması gerektiğini, bizden de tam not aldığını ekleyelim. Pil tarafına baktığımızda ise 3700 mAh'lik bir pil kapasitesi bizleri karşılıyor. Aynı zamanda cihazın Bora Mor, Phantom Black, Mavi ve Pink Gold olarak geçen pembe gold arası 4 farklı renk seçeneğiyle geldiğini de belirtelim. Şimdi geldik Samsung Galaxy Z Flip 4 modeliyle yaşadığımız kullanıcı deneyimine. Biz MediaMarkt Marmara Forum mağazasında MediaMarkt çalışanlarıyla bu model hakkında birçok detay elde edindik. Aynı zamanda teknik özelliklerine dair de birçok bilgiye erişebildiğimizi belirtelim. Zaten cihaz ofisimize de geldiği için belli bir süre kullanım deneyimi yaşamıştık. Bu yüzden cihaz hakkında özellikle kullanım tarafında birçok bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Kendi açımdan değerlendirecek olursam cihazın kompakt yapısının benim için önemli bir detay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yeri geldiğinde birden fazla telefonu aynı anda kullanabiliyorum. Özellikle Teknoloji Oku hesabının sosyal medya hesabını kullanırken farklı bir telefon kullanıyorum ve kişisel telefonum da ayrı olduğu için ceplerim bir hayli dolu oluyor. Ama Galaxy Z Flip 4 bu konuda tam da bana göre, cihazın katlanabilir yapısını kullanarak sol cebime iki telefon daha iyi sıkıştırabildiğim oluyor. Aynı zamanda cihazın cebe konduğunda küçük yapısı sayesinde adeta yokmuş hissiyatı uyandırdığını da belirtelim. Hatta bazen telefonu kaybettiğimi zannettiğim de oluyor. Fakat bir bakıyorum cebimin en altına kadar inmiş, fark etmemişim bile. Bu yüzden özellikle kullanılabilirlik tarafında kompakt bir yapıya sahip olduğu için benden tam not aldığını belirtelim. Bu telefonu
bunun özellikle kadınlar için de uygun olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bildiğiniz üzere kadınlar tüm eşyalarını çantalarında gezdiriyor. Bu çantalar yeri geldiğinde çok küçük olabiliyor veya çok sıkışık olabiliyor. Çünkü biliyorsunuz bir anahtar olabilir, telefon olabilir, makyaj malzemesi olabilir, işle alakalı bir eşya olabilir. Bu yüzden telefonun da çantada önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda çantada bulunan küçük gözlere bile rahatlıkla girebildiği için kullanılabilirlik ve kompaktlık konusunda kadınlar tarafından da tam not alan bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim Galaxy Z Flip 4 modelinde bulunan 1.9 inçlik Super AMOLED ekranın sunduğu özelliklere. Öncelikle Galaxy Z Flip 3 modelinde bu ekran biraz daha yalnızca bildirimleri okumak üzerine yapılmış bir ekrandı. Fakat Galaxy Z Flip 4 modelinde bu ekranın bir hayli geliştirildiğini söyleyebiliriz. Öyle ki masanın üzerine direkt koyduğunuz zaman bu ekran üzerinden telefon hakkında her şeyi kontrol edebilir ve bazı işlevlere de sahip olabilirsiniz. Bunu küçük bir telefon ekranı olarak görebilirsiniz. Örneğin yukarıdan bildirim panelini indirebilirsiniz. Buradan Wi-Fi, mobil veri ve Bluetooth kapatabilirsiniz. Telefonu sessiz modunu alabilirsiniz. El fenerini, uçak modunu ve bu ikinci ekranın parlaklığını bu ekran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Bununla beraber bu ekran üzerinden bir müzik oynatma işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Alarm kurabiliyorsunuz, ses kaydedebiliyorsunuz, widget ekleyebiliyorsunuz. Takviminizi de kontrol edebiliyorsunuz. Ama Galaxy Z Flip 4 modelinde bulunan ikinci ekranın sunduğu en önemli işlev arka kamera üzerinden yansıyan görüntünüzü görebilmek. Şimdi kafanızda şöyle bir soru işareti takılabilir. Arka tarafta bulunan görüntünün yansıması benim için nasıl bir avantaj sağlayacak? Cihazın arka kamerası üzerinden selfie çekebileceksiniz. Tabii ki ön kamera ve arka kamera arasında çözünürlük farkları olabiliyor, diyafram değeri farklılıkları olabiliyor. Haliyle arka tarafta bulunan lensin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Hal böyle olunca kullanıcılarda tabii ki de şöyle bir istek oluşuyor. Ben neden arka tarafta bulunan kamerayla selfie çekemiyorum? Galaxy Z Flip 4'ün kamera kurulumunun yanında bulunan 1.9 inçlik ekran sayesinde arka kamerada bulunan yansımanızı rahatlıkla görebilir ve çok rahat bir şekilde selfie görüntüleri çekebilirsiniz. Cihazın arka tarafında bulunan panelde ikili kamera kurulumundan bahsettik fakat teknik özelliklerine az sonra geleceğiz. Fakat cihazın ikinci kamerasının geniş açılı olduğunu belirtelim. Bu yan tarafında bulunan ekran sayesinde de kullanımınız yalnızca tek kameradan ibaret değil. Yani buradaki dokunmatik işlev sayesinde ana kameradan geniş açılı kamerada kolaylıkla geçebilirsiniz. Kamera modları arasında da rahatlıkla geçiş yapabileceğiniz kadar işlevsel bir panel olduğunu sizlere belirtelim. Şimdi gelelim Samsung Galaxy Z Flip 4 modelinin kamera özelliklerine. Cihazın arka tarafında f1.8 diyafram açıklığına sahip 12 megapiksellik bir lens bulunuyor. Bu lenste optik imaj sabitleyici özelliğinin olduğunu da belirtelim. Arka tarafta bulunan ikinci kameramız ise ultra geniş açılı lens. Bu lenste 12 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip. Ön panelinde bulunan kamera ise 10 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip. Z Flip 4 modelinin kağıt üzerinde kamera özellikleri iyi görünüyor. Peki kullanım tarafında bize yaşattığı deneyim nasıl? İsterseniz Galaxy Z Flip 4 modeliyle MediaMarkt mağazalarında deneyimlediğimiz kadarıyla bize sunduğu kamera deneyimlerini sizlere aktaralım. Ondan sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Samsung Galaxy Z Flip 4 modelinde 4K 60fps test videosu çekiyoruz. Ve şu anda yürüdüğüm halde sarsıntı minimuma indirgenmiş durumda. Bir de ön kameraya bakalım. Ön kamerada da yine 4K 60fps çekim yapıyor. Cihazın hem arka kamerasından hem de ön kamerasından video çektiğim takdirde beni duyacağınız mikrofon performansı da bu şekilde. Dilerseniz bir de arka taraftaki geniş açılı kameraya geçelim. Evet, geniş açılı lensin performansı da bu şekilde. Şöyle biraz yürüyüş yapalım. Sarsıntı önlemesini test edelim. Şöyle Samsung yazısına doğru gidelim. Buradaki ışıkların yetersiz olduğunu düşünecek olursak performansın tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Evet, cihazın kamerasında memnun edici olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 4K 60fps çekim yapması da bizler için önemli bir avantaj. Aynı zamanda ön kamera video testinde gördüğünüz üzere hem mikrofon tarafında hem de görüntü tarafında bizleri memnun ettiğini söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün MediaMarkt Marmara Forum mağazasındaydık ve Samsung Galaxy Z Flip 4 modeliyle yaşadığımız deneyimleri sizlere aktardık. MediaMarkt çalışanları bizlere bu konuda çok yardımcı oldular. Özellikle cihazın teknik özellikleri sunduğu deneyim ve kampanyalar hakkında bizlere yardımcı oldukları
katkıları için buradan bir kez daha onlara teşekkür ediyoruz ve cihaz hakkındaki son yorumlarımıza geliyoruz. Cihazın benim için 3 önemli avantajı bulunuyor. 1- Kompakt tasarımı, 2- Katlanabilir yapısı, 3- Kullanışlı ikinci ekranı. Bu üç işlevin özellikle Z Flip 4 modelinin satın alınmasındaki en önemli kriterlerden olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben kendi açımdan değerlendirecek olursam kompakt bir model arıyordum ki halihazırda şu an alışılagelmiş telefon tasarımlarından artık sıkılmıştım. Ofisimize gelen Galaxy Z Flip 4 modelini deneyimlediğim süreçte de yaşadıklarımı sizlere anlatayım. Toplu bir ortamda masanın üzerine bu telefonu koyduğum zaman katlanır telefon mu veya nasıl bir yapıya sahip, kullanışlı mı ya da memnun musun, ben de satın almayı düşünüyorum gibi birçok soruya maruz kalıyorum. Bu benim için avantajlı çünkü cihazın sunduğu birçok avantaj var ve bunları anlat bitiremiyorum. Siz de MediaMarkt mağazalarına gelerek Galaxy Z Flip 4 modelini deneyimleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün Marmara Forum MediaMarkt mağazasındaydık ve Galaxy Z Flip 4 modelini deneyimledik. Sizler için yaşadığımız deneyimleri paylaştık. Eğer bu model hakkında kafanıza takılan bir soru varsa bizlere yorumlar kısmına sormayı unutmayın. Biz de sizler için yaptığınız yorumların, sorduğunuz soruların hepsini değerlendireceğiz ve hepsine yanıt vereceğiz. Eğer siz de deneyimlemek isterseniz MediaMarkt mağazalarına gelerek Z Flip 4 modelini deneyimleyebilir ve MediaMarkt çalışanlarından cihaz hakkında bilgiler alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.